Sevgili izleyiciler, Medikal'in bugünkü bölümünü göz sağlığımıza ayırdık ve kuru gözü ya da diğer adıyla göz kuruluğunu konuşacağız. Bu konuda bize Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sait Eğrilmez bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi adı üstünde kuru göz ya da göz kurulu. E, nedir? Bu bir hastalık mıdır? Ya da bir e, hastalığın belirtisi midir kuru göz? Çok güzel bir soru. Aslında birçok hastalığın sonucu olarak ortaya çıkan bir tablo. Kansızlık gibi. E, bazen kan kaybından, bazen kan kaybetmeden, bazen kanın eksik yapımından, demir eksikliğinden olur ama sonuçta her şey kan, e, anemiye gelir ya. Anemi aslında bir hastalık değildir, bir sonuçtur. Kuru gözde de gözyaşının bazen üretiminin eksikliğinden, bazen kalitesinin yetersizliğinden, bazen de gözün, göz kapağıyla olan uyumunun bozukluğundan ortaya çıkan ideal ıslanamama sorunudur. Peki kuru göze bağlı olarak ne tür yakınmalar ortaya çıkar? Şimdi e, bizi dinleyenlerin hiç fark etmedikleri bir şey vardır. Biz aslında günde 10 bin kere göz kırpıyoruz. Günde 10 bin defa göz kırptığımızı belki de benden duyana kadar hiç fark etmemişlerdir. Ama biz aslında günde on bin kez korneamızın yüzeyini göz kapaklarımızla ıslatıyoruz. Hı hı. Hiç farkına varmıyoruz. Eğer bunun farkına varmaya başladıysak, ya benim aslında göz yüzeyimle göz kapağım sürtünüyor. Bir sorun var. Batıyor. Hı hı. Herhalde uykumu alamadım. Azıcık da kaşınıyor demeye başladılarsa, evet orada bir gözleşi sorunu var, göz kuruluğu sorunu var demektir. Aslında çoğu kişi bu problemleri yaşıyor olabilir. Biraz sonra sıklığını da soracağım ama... E, ...kuru gözün önemi nedir? Şimdi çoğu kişinin bu tür sorunu yaşamasına rağmen... ...bir doktora başvurmadığını Doğru. biliyoruz. Böyle bir durumda e, ne tür sorunlar ileride ortaya çıkabilir? Şimdi kuru gözün birçok e, sebebinin sonucu olduğunu söyledim. Ama en büyük bir bölümü aslında yaşam kalitesini bozar. Yaşam konforunu bozar. Çok büyük bir bölümü görmeyi bozmaktan çok... Göz kırpma hissinin eziyet haline gelmesi, uykunuzu yeterince uyumuş olduğunuz halde alamamışlık hissi, ya yani bir türlü rahat edemeyen göz kırpma hareketi bu konforu bozuyor. Bazı insanlar bunun normal bir yaşamın normal bir sonucu zannediyorlar, yorulmak gibi. Hı hı. Ama bizim aslında göz kapağımızı kırptığımızdan haberimiz olmaması gerekiyor. Hı hı. Doğalı bu. Çoğunluğu yaşam kalitesi bozukluğuyla ilgili. Biraz kızarıklık, biraz yanma, biraz batma böyle ama çok az bir kısmı da kuru göz hastalığının gerçekten çok ciddi gözyaşı eksikliği, ciddi olarak görme azlığı, gözde yaraların oluşması ve o yaraların iyileşememesi çok çok daha nadir olarak görme kaybına kadar da götürebiliyor. Görme kaybı. Peki kuru göz gelişen hastalarda daha sonra eğer ileride bir görme kaybı gelişmişse kornea nakline bile ihtiyaç duyulabiliyor mu bu çok tür hastalarda? Azında. Bunun için böyle korkutmayalım ama insanların pek az bir bölümünde çok ciddi görme azlığı olur. Ve görme azlığının yaptığı yaralar kötü iyileşmişse, bulanık iyileşmişse kornea nakli bile gerekebilir ki kornea nakli de o grupta yeni korneanın da ıslak olamayacağı için zor bir korneye aslında. Şimdi biraz sonra risk faktörlerine geleceğiz. Ancak yaygınlığını öğrenmek istiyorum. Çünkü şöyle bir dost ahbap sohbetine baktığımızda, bu saydığınız gözle batma, yanma, göz kapağını kaparken rahatsızlık hissi gibi belirtilerin çoğu kişide olduğunu görüyoruz. Evet. Peki bunun rakamsal olarak karşılığı nedir? Kadınlarda mı, erkeklerde mi görülür? Kaç yaşlarındaki kişilerin, daha çok sağlığını tehdit eder göz kurulu. Bunu yaş grubuna göre cevaplayalım isterseniz. Bizim çok genç yaş dediğimiz aslında hiçbir şeyin e, sağlık yönünden eksik olmadığını düşündüğümüz çağda maalesef neredeyse her 10 çocuğumuzdan bir tanesinde bu yakınmalar var. Çünkü biz artık bilgisayar ekranı karşısında çok zaman geçiren bir toplum olduk. Hı hı. Televizyon ekrandan daha bile çok izliyoruz. Ve çok da dikkatli izliyoruz. Şu anda bir bilgisayar ekranına bakan arkadaşımız bir kardeşimiz Bizim dakikada 12 kez kırpmamız gereken göz kırpma sayısını farkında olmadan dakikada 5 kere yapıyor. Biraz daha uzun e, seyrediyor aman dikkatli okuyayım diye. Çünkü kağıttan okuma alışkanlığımız gitti. Aslında yanıp sönen bir ekran olan ekranlardan okuyoruz. Bu da dikkatli bakmayı gerektiriyor. Araç kullanma çok yaygın. Şimdi bilgisayar kullanım çağındakilerin her 10 kişiden bir tanesinde bu yakınmanın var olduğuna eminim. Biz çok görüyoruz. Eee... Biraz daha büyük yaş gruplarında en çok kadınlarda da tabii daha fazla özellikle menopoz sonrasında daha da yaygınlaşıyor. O hormonların eksikliğinin de bunda katkısı var ama 65 yaş üstünde ortalama %15'i yani her 6-7 kişiden bir tanesinin bu yakınmaları var büyük bir kısmında. Gençlerdeki sebebi başkaydı, yaşlardaki sebebi başkaydı. Şimdi uzun süre biraz önce bilgisayar kullananlarda e, kuru gözün daha sık rastlanan bir problem olduğuna vurgu yaptınız. Doğru. Aslında hayat e, günümüzde e, şehir hayatının getirdiği koşullara da dikkat çektiniz. Dış faktörler olarak baktığımızda hayat şeklimiz, yaşam şeklimiz başka neler e, kuru gözü e, kolaylaştırıyor? Örneğin klimalı ortamlar, e, kuru göze yol açabiliyor mu, zemin hazırlayabiliyor mu ya da başka hangi risk faktörleri var? Çok güzel bir soru. Dış faktörleri unuttuk. Hep iç faktörlerden bahsediyoruz. Aslında bizim normal olup da hayatın, çevremizin bizi hasta ettiği durumları da söylememiz gerekiyor. Bugün hava kirliliğinin yaygın olduğu bir şehir hayatı sürdürmekteyiz. Bu şehir hayatı bizim gözyaşımızın havası temiz olan ortamlardan daha çok kirlenmesine neden oluyor. Kirli gözyaşı daha kolay akıp gider. Durması gerektiğin yerde biz normalde 30 saniye göz kırpmasak gözyaşımız kurumaz. Yerini kaplar, tutar. Ama kirlenmiş, biz egzoz dumanı diyelim, sigara dumanı diyelim. Bunlarla biraz bozulmuş e, ortamlarda bizim gözyaşımız çabucak akıyor gidiyor. Sanki bir su gibi. Orada yerine tutunamıyor. Hı hı. E, sigara tüketenlerin bu konuda, yani bu yakınmalarını doktora söylemeden önce sigarayı bırakmaları lazım. Yani önce bir kendilerinden başlamaları gerekiyor. Şehir hayatından tabii kaçışımız yok. Egzoz dumanından kaçışımız yok. Bu biraz artırıyor. Bir de bazı ortamların nem oranı çok düşüktür. Ee, örneğin uçak kabinlerinde nem oranı normalde olması gerekenin yarısından bile daha azdır. Büyük alışveriş merkezlerinde klimalar havaları sürekli soğuturken aslında nemi de alırlar. Nemin olmadığı yerlerde bizim gözyaşımız daha hızlı buharlaşır. Eğer araç kullanıyorsanız klima gözünüze doğru vuruyorsa. Büyük alışveriş merkezinin çok güçlü klimaları, uçuş kabinleri bizi daha kolay göz, buharlaşan insanlar haline getiriyor. Sigara tüketiyorsanız veya sigara içilen ortamda bulunuyorsanız, bu konuda bir açıklama da yapmak istiyorum. 5 dakikalığına sigara içilen o odalara girilen birisi 24 saat göz normale dönemiyor. 5 dakikanın ceremesini biz 24 saat çekiyoruz demek istiyorum. Peki şimdi kent hayatının insanı bu saydığınız sigara içen, sigara içilen ortamlarda bulunan ya da klimalı ortamlarda bulunmak yaşayan zorunda bulunmak zorunda olan kişiler biraz önce saydınız göz kuruluğunun belirtilerini hangi belirtilerin varlığında bir hekime müracaat etmeli Örneğin ben göz kırptığımı artık hissetmeye başladım. Her göz kırpmam bana eziyet veriyor. Gözüm yanıyor. Ya uykumu alamadım zannediyorum. Yine uykusuz kalmış gibi geliyorum diyorsa bu başlangıç şikayetler. Birileri karşısından bakıp da sizin gözünüzün beyazı o kadar da beyaz değil. Biraz kızarık duruyor demeye başladıysa bu da başkasını fark edeceği be belirtiler arasına giriyor. Bunlar hisseden uykusunu alamamışlık, yanma, batma, azıcık kaşıntı, ağırlıklı değil. Hı hı. Ve hafif kızarıklık aslında bu şehir hayatının ortaya çıkarttığı, teknolojinin getirdiği, ekrana çok bakmanın getirdiği dış ortamlara bağlı kuru gözün ilk bulgular. Başka risk faktörlerine gelecek olursak e, kuru gözün e, başka hastalıklarla da ilgisi olduğu söyleniyor. Tamam. Örneğin e, romatizmal bir takım hastalıklarla, örneğin Sjögren sendromu, romatoid artrit gibi hastalıklarla kuru gözün nasıl bir ilişkisi var? Başka hangi hastalıklar e, aynı zamanda kuru göze de zemin hazırlayan bir faktör olarak karşımıza çıkar? Bu çok güzel bir soru. Aslında kuru göz benim öğrencilik yıllarımda Sadece romatoz artrit, Sjögren sendromluların hastalığı gibi bilinirdi. Çünkü onlar da geç geç olurdu. Yani onlardakini kuru göz değil kupuru gözlemek lazım çok ciddi bir sorun. Göz yaşı üreten bezlerin hastalığından bahsediyoruz. Bu tip sistemik hastalığı olanlar aslında gözlerinde yaralar olan, görmesi azalan hatta görme kaybı riski de bulunan gruba giriyor. Ama bereket ki e, kuru göz hastalığı dediğimiz grubun pek azını oluşturuyorlar. Bu hasta grubunun zaten dahiliye hekimi otomatikman e, göz hekimiyle konsültan olmalı ve şikayetleri illa görme kaybına neden olmadan önleyici tedaviye başlamaları gerekir. Ama bu hastalıklar dışında da bizim farkında olmadığımız mesela tansiyonu yüksek hasta hipertansiyon için ilaç kullanıyor veya psikiyatrik nedenlerle bir antidepresan olabilir kullanımı. Bu tip şeyleri göz doktoruna söyleme alışkanlığımız yoktur. Yani ben tansiyon ilacımı niye göz doktoruna söyleyeyim ki? Hı hı, doğru. Veya depresyon ilacımı niye göz doktoruna söyleyeyim ki derler. Bizim aslında antihipertansiflerin, antidepresanların, alerji ilaçlarının, anti, hipert, anti ciddi bir kuru göz yapıcı da etkisi var. Hı hı. Biz eğer sürekli olarak bir ilaç kullanıyorsak, o ilacın prospektüsünde kuru göz yapıp yapmadığını da kontrol etmeliyiz. Aslında sadece o ilacın türünü değiştirip Kuru göz yapmayanından bir antihipertansiyon ilacı, kuru göz yapmayanından bir antidepresan kullanarak belki de çözülecek sorunumuz. Peki bir hasta size geldi, muayene ettiniz. Ne tür testler uyguluyorsunuz, ne tür tetkikler yapıyorsunuz kuru göz olup olmadığını ortaya çıkarmak için? Şimdi biz göz yüzeyini boyayan bir boyamız var, floresin diye bir boyamız. O boyayı göz yüzeyine damlattığımızda eğer gözün yüzeyinde epitelle kaplı olması gereken yerden herhangi bir bozukluk varsa, epitelin olmadığı bir nokta varsa hemen orası boyanıyor. Çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Ve gözyaşının ne kadar e, sağlıklı bir film tabakası olarak kaç saniye yerinde durduğunu gözünüzü kırpmadan bir bekleyin diyerek ben sayıyorum. 10 saniyeden uzun süre gözyaşı yerinde duruyor, akıp gitmiyor ise gözyaşı kalitelidir. Ancak 10 saniyeden kısa bir zamanda akıp gidiyor ise gözyaşı kalitesi bozuktur boyanıyorsa, floresinle boyanıyorsa oralarda epitel defekleri olmuştur, yaralar oluşmuştur. Demektir ki bu artık hafiften daha ağır bir tablo. Orta ağır kuru göz tablosuna geçiş demektir. Çok zor testlerimiz yok aslında. Gözüne bir damla damlataraktan çok şeyi aydınlatabiliyoruz. Ama gözleşinin üretim hızını ölçtüğümüz bir takım standart kağıtların ne kadar 5 dakikada kaç milimetre ıslandığını ölçtüğümüz testlerimiz de var. Bugün SGK ilaçları öderken de onun zaten limitine bakıyor. Çok mu kuru gözü? Ona göre ödeme yaptığı için bir de o testimiz var. Peki aslında hastalığın derecesine göre biraz tedaviye yaklaşımda herhalde Doğru. değişiyor. Biraz bunu konuşmak istiyorum sizinle. Kuru göz hastalarına ne tür tedaviler veriliyor hastalığın derecesine göre? Hastalığın aslında neden olduğuna göre hı hı. derecesinden çok. Eğer biz bilgisayar ekranı karşısında saatlerini geçiren birisinden bahsediyorsak, ona diyeceğiz ki lütfen 20 dakikada bir 20 saniye ekrana bakma, uzaklara bak, mümkünse hı hı. sohbet et. Çünkü sohbet ederken göz kırpma sayımız normal oluyor. Kitap okurken düşüyor. Ve 45 dakikada bir 15 dakika ekran karşısında geçirmeyeceğiniz bir iş yapın diyoruz. Bu dinlendirme çünkü onun sorunu oydu aslında. Eğer sigara tüketen birisinden bahsediyorsak önlemimiz kolay herhalde. <laughs> mümkünse evet. sigarayı tüketmeyin diyeceğiz. Ee, çok... Klimanın doğrudan yüzüne doğru vurduğu bir araç sahibinden, araç sürücüsünden bahsediyorsak lütfen klimalar yüzümüze doğru üflemesin. Tabii ki ihtiyaç var. Ben İzmir'den geliyorum. Klimasız bir araç sürmek mümkün değil. Ama yüzümüze doğru vurmamalı bari. Hı hı. E, ve arada bir de aracın bütün pencerelerini açıp şehrin nemli havasının arabanın içine girmesini de sağlamak gerekiyor. Eğer bir ilaç kullanıyorsa, kişi sürekli ilaç ve prospektüsünde de buna bağlı, görme, e, kuru göz yapacak... Göz yaşını azaltacak bir şey olduğu bahsedilmişse ben ilgili doktora arıyorum diyorum ki hastanıza verdiğiniz şu ilaç kuru göz yapıyor alternatif bir ilaç olabilir mi onu da o şekilde çözeceğiz. En son biz gözün göz kapağının kapanma kusuru var mı acaba? Gözün kıprmasında bir sorun var mı? Bir yüz felci geçirmiş bir kişiyle mi konuşuyorum acaba? Bunları da çözdükten sonra ha eğer bunların hiçbirisi yok aslında göz yaşının kendisi eksikse yerine koyma tedavisi bu sefer. Hı hı. Diyeceğiz ki biz size göz damlası verelim. Yapay gözyaşları verelim. Çünkü doğal gözyaşımız yok elimizde. Yapay gözyaşlarını göz yüzeyine damlatmasını önereceğiz. Onun da damla, jöle gibi biraz daha uzun etkili olanlarını hastanın ihtiyacına göre seçmek durumundayız. Peki hastalar, suni gözyaşı kullanan hastalar bir ömür boyu kullanmak zorundalar mı bunları? Eğer üretimleri hiç yoksa o gruptan bahsediyorsak, yani bu ekran karşısında duranlardan şu bahsetmiyorsak hı hı. Evet, e, yapay gözleşi maalesef ömür boyu kullanılması gereken bir alternatif bu bugün için söylüyorum. Gelecekte başka bir icat çıkarsa inşallah çözülecek. Ama ömür boyu kullanacak ilaçlarda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlacın salt kendisinin olduğu, koruyucu madde içermeyen formları vardır yapay gözleçlerin. Bir de ilaç bozulmasın diye, içine mikrop kapmasın diye koruyucu madde katılan türleri vardır. Koruyucu madde katılan türlerini biz birkaç haftalık tedaviler için ancak tercih edebiliriz. Eğer ömür boyu bir tedaviden bahsediyorsak salt ilacın bulunduğu, koruyucu madde içermeyen tek kullanımlık formlar var. Hı hı. Ömür boyu ancak bunlar kullanılabilir. Peki e, genelde gözle ilgili damlalar kullanırken hastaların yaptığı bir takım yanlışlar vardır. Gözlemlerinize göre <laughs> hastalar e, suni gözyaşlarını kullanırken e, göz kuruluklarını tedavi etmek için ne tür yanlışlar yapıyorlar? Doğru uygulama nasıl olur? Bu çok güzel bir soru. Ben bunu bütün göz hastalıkları için ele alıp teşekkür ediyorum size. Biz göz damlasını doğru kullanmak zorundayız. Göz damlasını isabet ettirme konusunda bir sorunumuz var. Yaklaşık olarak her üç damladan birini gözün yüzeyine değil kapaklarına isabet ettiriyoruz. Böyle bir çalışmamız olduğu için söylüyorum. Doğru isabetli damla damlatma yastığı bizim yerimize bir başkası varsa, onun damlatma şansı varsa en doğrusu bu. Ama yoksa biz kendimiz damlatacaksak, Hangi göze damlatacaksak onun alt kapağımızı şöyle azıcık çekip şurada bir cep oluşturup başımızı da geri doğru atıp birkaç santim yukarıdan gözümüze damla damlatmamız gerekiyor. Damlayı damlatırken damlalığın ucunu kirpiklerimize değdirdiğimizde artık damlalığın da kirpiklerimizdeki bakterilerle temas ettiğini kabul etmemiz gerekir. O nedenle havadan damlatmamız da gerekiyor. Birkaç santim havadan. Yani değdirerek değil. Biraz önce bir takım hastalıklarla göz kuruluğunun ilişkisini konuşmuştuk. Doğru. En başta romatizmal hastalıklar, romatoid artrit, şögen gibi demiştik. Risk grubuna giren kişiler net aralıklarla göz doktoruna gitmeli. Çünkü bir takım hastalıkları var, kronik hastalıkları. Göz e, kontrolleri genelde ihmal ediliyor olabilir. Onun için sordum. Romatizma doktorları bu konuda çok bilgili. Onlar hata yapmıyorlar. Romatizma doktorlarının tavsiyesine hastalarımızın uyması lazım. <laughs> bir şikayetleri olmasa bile her romatizmal hastalığı olan kişi potansiyel ciddi kuru göz hastasıdır ciddiden lafım şudur. Bakın şu anda duygulandığımızda aslında gözyaşı dökebilmek çok değerli bir özelliğimizdir. Ve insanı da rahatlatır aslında. Ağladığında gözünden yaş gelmez şögren sendromların, romatoid artritlerin İlk bulgusu da budur. Hı -hı. Ben duygulanıyorum ama ağlayamıyorum. Hı -hı. Mesela bu çok, evet bugün refleks gözyaşınız akmıyor ama yakında... E, doğal bazal gözyaşınızda istirahat konumundaki gözyaşınızda akmayacak hale gelirse görmeniz de bozulacak demektir. Bu tip şikayetler olanlar zaten hiç beklemeden göz doktoruna gelmeli. Ağlayamamak da bir bulgudur. Şimdi artık programın sonuna geldik. Kapatmak zorundayım ama bir iki soruyu üst üste evet. soracağım ve çok kısa yanıt rica edeceğim. Lazerle yapılan göz operasyonları sonrasında da göz kuruluğu gelişme riski var mıdır? Vardır. Böyle bir durumda tedaviye yaklaşım nasıl olur? Bir de göz kuruluğu olan bir kişi lazerle göz ameliyatı olabilir mi? Şimdi lazerli göz ameliyatı olacakların göz testlerini kuru göz testlerini yapmak zorunludur. Yapmalıyız. Kuru gözü düzeltmeden lazer ameliyatı yaparsak ameliyat sonrası yara iyileşmesinde ciddi sorun yaşıyoruz. Ve her lazer ameliyatı korneanın yüzey sinirlerini çok büyük bir oranda kesen ve en az 6 ay, bazen de 2 yıl arasında tekrar o sinirlerin oluşması sürecinde korneasını hissetmeyen bir hasta yaratır. Biz gözümüzde bir kuruluk olduğunu hissetmezsek refleks gözyaşı da salınmaz potansiyel bir kuru göz adayıdır aslında her lazer ameliyatı olan kişi. O nedenle onlar bir şikayetleri olduğunu hissetmeyi beklemeden damla kullanmak zorundalardır. Kontak lensle ilgili konuya gelince de kontak lensi kullanabilirler. Ancak kontak lens kullandığında da gözünü yüzeyini hissetmeyecekler o kişiler. O nedenle biz hissetmiyoruz diye kuru gözümüz yoktur zannetmesinler damlalarını kullansınlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok katıldığınız için çok sağ olun. Çok naziksiniz. <laughs> arada düzenlenen uluslararası katılımlı medya farkındalık eğitiminde dünyada 160 milyon kişide hepatit C virüsü bulunduğu ve hastaların %80'inin bu durumdan haberdar olmadığı bildirildi. 49. Uluslararası Karaciğer Kongresi kapsamında düzenlenen toplantıda yılda 350 binden fazla kişinin hepatit C'nin sonuçlarından dolayı yaşamını kaybettiğine dikkat çekildi. Kenmeri Üniversitesi'nden hepatoloji uzmanı Profesör Doktor Graham Foster, hepatit C virüsü ile temas eden çoğu kişide hiçbir belirti görülmediğini ifade ederek Özellikle risk grubuna girenlerin test yaptırmaları önemlidir. Hepatit C'nin tedavisinde virüsün genotipinin belirlenmesi son derece önemlidir dedi. Dünya Hepatit Birliği İcra Kurulu ve Hepatit C Vakfı Başkanı Charles Gorsa, hepatit C'li hastalarda siroz ve sonrasında karaciğer kanseri gelişme riskine işaret etti. sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün hem sizlerle hem de sevdiklerinizle olsun. Hoşçakalın.